İsrail'in Gazze katliamına Türkiye'den büyük tepki var. İstanbul Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde yüzlerce kişi toplandı. Oradaki son durumu Uğur İslamoğlu aktaracak bize. Evet Uğur, dün akşamki manzara gibi bir manzarayla karşı karşıya mıyız, yoksa bu gece işler daha mı farklı? Senden dinleyelim. Türkan Kaya, dün akşamdan daha farklı bir atmosfer olduğunu söyleyebiliriz burada. Çünkü dün akşam yine burada bir protesto gösterisi için İstanbul'daki Gazze'ye destek vermek isteyen, Filistin'deki zulüm altındaki Müslümanlara destek vermek isteyen İstanbullular burada toplanmışlardı İsrail Konsolosluğu'nun önündeyiz Levent'teki. Bilindiği gibi dün akşam saatlerinden beri bütün dünya İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı insanlık dışı kara harekatını konuşuyor. Biz de bunu gündemimize taşıyoruz. Ülke TV ekranlarından olan biteni izleyenlerimize aktarıyoruz. Şimdi bu etrafı size bir göstermek istiyorum. Levent'teki İsrail Konsolosluğu önünde çok sayıda İstanbullu var şu anda toplanmış. Protesto için dün akşam saatlerinde toplanmıştı. İşte tekbir sesleri şu anda sizlere kadar da ulaşıyor Türkan Kaya. Olanı biteni özetleyelim dedik. Burada akşam saatlerinde toplanmak için yine çağrılar yapılmıştı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından özellikle bu akşamda teravih namazından sonra teravih namazının dağılmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş yine İsrail Konsolosluğu'nun önünde toplandı. Biz az önce yayından hemen 5 dakika kadar önce burada Kur'an-ı Kerim tilavetleri okunuyordu. Dualar ediliyordu Filistin'deki Müslümanlar için. Bu arada şu anda da işte hemen bu tarafa dönelim Oğuzhan, bu tarafa dönelim. Temsili bir İsrail bayrağı görüyorum orada. Bir dar ağacı kurulmuş temsili. İşte protestolarını, tepkilerini ortaya koyuyor buradaki İstanbullular. Yine az önce sizlere kadar da sesi ulaştı. Siyonist elçilik kapatılsın sloganları atılıyor burada. Kişi sayısı da kesin olarak veremiyorum ama 2000-3000 kişi kadar bir kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biz kalabalığın şu an tam merkezindeyiz. Etrafımızda da yine her üç tarafa doğru uzanıyor bu kalabalık. İşte görüyorsunuz sloganlar atılıyor. İsrail'in kara harekatında özellikle katliama varan noktada yaşattıkları Gazze'lilere çok büyük tepki görüyor bilindiği gibi. Bu Filistin'de yaşananlar çok yeni değil. Son yıllarda her tekrarlandığında İstanbul'dan çok yoğun sesler çıkıyor. Özellikle bugün ve dün Başbakan Erdoğan'ın da yaptığı açıklamalarla birlikte halkın da çok yoğun bir tepkisi var İsrail hükümetine, İsrail askerlerine Gazze'de yaşattıklarından dolayı. İşte şu anda sesleri duyuyorsunuz. Tekbirler getiriliyor İsrail Konsolosluğu'nun önünde. Burası Levent, İstanbul'un göbeği. Çok yoğun bir kalabalık var. Oğuzhan, hemen şu tarafa da dönelim, cadde tarafına bir dönelim. Cadde tarafındaki kalabalığı da göstermek istiyorum sizlere. Zaman zaman trafikte burada neredeyse kilitlenme noktasına geliyor. Çünkü yoldan geçen vatandaşlar da buradaki protesto gösterilerine destek vermek istiyorlar. Kornalarıyla, sloganlarıyla buradaki sese bir nefes katmaya çalışıyorlar. İstanbullu vatandaşlar, işte Filistin bayrakları var insanların elinde. Sadece Filistin'de değil, zulüm altındaki bütün Müslümanlar için, Suriye için, Arakan için, Patani için, Myanmar için, dünya üzerinde zulüm gören bütün Müslümanlar için burada dualar ediliyor. Türkan Kaya, işte sesleri yine izleyicilerimize aktarmak istiyorum. Siz de duyuyorsunuz yine Türk bayraklarıyla birlikte Filistin bayrakları burada her tarafı kaplamış durumda. İşte sesler size kadar da geliyor. Yine buradaki gösterilerin devam geleceğiyle ilgili de bilgiler verelim. Sahur saatlerine kadar buradaki bekleyiş sürecek gibi görünüyor. Yine bugün gündüz saatlerinde de burada temsili eylemler vardı akşam saatlerine kadar. Ramazan olmasına rağmen, sıcak havaya rağmen İstanbul'un ve Türkiye'nin, hatta dünyanın dört bir yanından İsrail'e tepkiler her geçen gün çığ gibi büyüyor. Levent'te de, İsrail Konsolosluğu'nun önünde de durum işte bu şekilde Türkan Kaya. Buradaki gelişmeleri biz takip etmeye devam edeceğiz. Yaşananları da an be an izleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz. Diyelim şimdilik aktaramayacaklarımız bu kadar Türkan Kaya. Peki, çok teşekkür ediyoruz Uğur İslamoğlu. Gece gece yine senden gelişmeleri almayı sürdüreceğiz.